boyacılık yapmaya başladım. Ortaokul 2. sınıfta. Nasıl boyacılık? Ayakkabı boyacılığı. Tabii. Ya onun için dedim ya ortaokul 2. sınıf o açıdan önemli. Şimdi kahvaneler geziyorum. 7-8-10 tane kahvane falan var. Horasan'da. Horasan'da. Gece 12'den sonra elektrikler sönüyor. Çünkü jeneratör elektrik veriyor. Bugünkü gibi değil. Jeneratör dinlenecek tabii. Makineler kızıyor falan. Onun dinlendirilmesi lazım. 12 ile 4 arası. Gece 4 arası. Karanlıkta kalıyor şehir. Lüks lambalar var. Mum ışığı vesaire. Evet. Gaz lambaları. Yani iş yerleri gece fırınlar mesela gaz lambaları, lüks lambalarla çalışıyorlar. Fırının içine fener tutuyor çıraklardan biri. Usta ekmeği öyle pişiriyor. Yani elektrik kalmıyor. Ama 12'ye kadar kahvaneler dolu. Herkes o elektrikten sonuna kadar yararlanmak için kahvanede. Dolu yani caps canlı, cap canlı hani öyle diyelim. Ben de şimdi akşam geliyorum, dersler bitiyor, kahvaneler geziyorum. Neden? Amcam da kahvane işletiyor çünkü. Orada garsonluk yapıyorum bazen, ocakçılık yapıyorum. Amcamın oğlu Ahmet ki buradan onlara selam olsun. Çok çalışkandı ve garsonluk, ocakçılık çok pratik yapıyordu. Ona yardımcı oluyorum filan. Boyacı diye bir kavramla ilk defa o zaman tanıştım. Yani bir boyacılık diye bir şey varmış. Hı hı. Çünkü omzumda bir kutuyla geldi birisi. Baktım şimdi ayakkabıları boyuyor. Ha bir de para alıp geliyor. Dedim ya bu ne güzel özgür bir iş. Yani hem ayakkabı boyayacaksın hem para kazanacaksın. Bu çocuk fabrikatör gibi bir şey dedim. Yani içimden böyle geçiriyor. Evet. Fabrikatör bunun ayakkabısını yapıyor. Bu da boyuyor. Yani devamını yapıyor. Bir şey yapıyor. Acaba ben bunu dedim mesela derslerden sonra yapsam para kazanabilir miyim falan. Bir süre sonra bu düşünce kafamda olgunlaştı. Gittim amcama dedim ki amca. Dedi ki ne var Nurullah'cığım? Amca dedim bir boya sandığı yaptırsan da dedim. Ben boyacılık yapmak istiyorum. Boya sandığın parasını öderim sana. Dedi ki ulan ne parası dedi. Yaptırırım da sen derslerin var dedi. Kalırsın dedi. Git derslerine çalış. Baktım amcam izin vermeyecek. Paşa yengemin yanına gittim işte Nazime yengemin. Yalvarım ya yenge dedim amcamı razı et. Yengem de çok mübarek bir insandır. Diyor ki Sait diyor Nurlu abi boya sandığı al. Ya diyor okulu var dersleri var. O çocuk dayanamaz bir hafta sonra bırakır hevesi geçer sandığı birine verirsin. Amcam gidiyor sandığı alıyor. Ben vazgeçeceğim zannetti. Getirdi sandığı. Ne vazgeçmesi ben başladım. Yalnız ilk hafta biraz böyle tokat filan yediğim oldu. Neden? Çorap boyamışım bir iki tane. Pardon. Yani adam birisi böyle bir tane patlattı ulan dedi sen boyacı filan değilsin. Sonra baktı ben böyle çok üzüldüm. Tavsiyede bulundu. Bir parasını da fazla verdi. Dedi git bir öğren dedi çorap boyama diye. Sonra izleyen bir adam beni çağırdı. Dedi ki iki tane kontrplak yapacağım dedi oraya. Çorapların yanına koy. Bir de ayakkabıyı şöyle boya. Ben boyacılık yaptım dedi. Bana en güzel ayakkabı nasıl boyanır ya da ayakkabı en güzel nasıl boyanır onu öğretti adam. Önce temizliyorum. Sonra hafif bir cila sürüyorum. Sonra boyayı sürüyorum. Sonra cila sürüyorum. Sonra fırçalıyorum. Yani tam bir ayine dönüştü bende boyacılık. Başladım böyle boyamaya. İşte boya fiyatı 50 kuruş 25'e düşürdüm falan. Nasıl yani? Bu 50 kuruşa boyanıyor. Düşürdüm. Siz tabii, 25 kuruşa boyama başladınız. Müşteri bulmam lazım. Yani evet. Buna şey deniyor. Modern pazarlamada CRM diyorlar. Customer Relationship Management falan diye. Müşteri ilişkilerini yönetmeye çalışıyorum. Ha fiyatı düşürsem daha iyi olur. Evet. İşte bol müşteri elde etmem için sürümden kazanırım falan gibi düşünüyorum. Başladım. 2 ay içerisinde ben 30-40 çifte çıktı boyadığım ayakkabı sayısı. Yani günde akşam 5'ten sonra geliyorum kahvaneleri dolaşıyorum. 30-40 çift ayakkabı boyuyorum. Yani bugünkü parayla düşünseniz 5 lira alsanız 150 lira ayda 4500 lira para eder yani. Eve dönüyorum. Böyle başladım para kazanıyorum. Amcam endişeli derslerinden kalacak. Dedim amca rahat ol. Ben her şey yolunda. Yolunda mıydı peki öğrencilik? Tabii yani takdirnamı aldım götürdüm yıl sonunda zaten. Yani herhangi bir problem yok. 3. sınıfta da okulu birincilikle bitirdim. Kars'ta da öyle mesela. Bir okulu birincilikle bitirmiştim o yılı yani. Bunu da gördü. Baktı ki yani dönem arasında takdirname aldım vesaire. Evet. Çocukta bir aksama yok. İzin verdi. Ama boyacıların piyasasını bozduğum için boyacılar beni darp ettiler. Şaka yapıyorsunuz. Toplamlarsa... Tabii tabii yok. Şaka yapmıyorum. Yani Ahmet orada şimdi bu yazda konuştuk. Benim anlattığımdan daha fazlaymışım eğer yaralanmışız. Ben bir şey anlatıyorum. Diyor ki günlerce diyor travma vardı kolum değerinde diyor. Ya çocuklar onlar da. Hepsini çok severim. Yani birçoğunu tanıyorum, biliyorum. Evet. Demişler ki ya bu Allah'ın belası nereden geldi? Bizim müşteri kalmadı bize kahvanelerde. Niye? Çünkü ben sadece parayı düşürmedim. Yani ücreti düşürmedim. Hizmetli. Bir de müşterilerimin hangi saatlerde o kahvanelerde olduklarını, hangi renk ayakkabılarının olduğunu, çorabını boyarsam ne yaptığına kadar,
işte saatlerini takip ederek, oraya gittikleri dakikalarda orada olup adamı yakalamaya çalışarak müşterileri bağladım kendime. Mesela gidiyordum, evet Nurullah geldi diyordu, gel boya. Adam o saatlerde ikindi namazını kılıyor, camiye gidiyor. Hı hı. Bir iki saat oturuyor, çay içiyor, evine gidiyor. Boyacılar buna dikkat etmemiş demek ya. Ben bunlara dikkat ettim hocam, sadece. O günden istatistik birimini işletmeye tabii, başlamışsınız. Defterime yazmıştım. Yani bir defter tabii yazmıştım isim isim. İşte Hasan amca, Mehmet amca, Mustafa amca, Ali dayı bilmem kim hangi saatte hangi kahvehaneye gidiyor. Oo. Şu kahvehaneye bu saatte gidiyor, öbür kahvehaneye bu saatte geçiyor filan. Orada yakalamazsan orada yakala. Yani bunların hepsini yazmıştım ben. Tabii böyle müşteri sayısı filan artınca boyacılar demişler ki yani piyasamızı elimizden aldı, bunu bir darp edelim. Bir kişi yaparsa sorumlu olur, hepimiz yaparsak sorumluluğu da almış oluruz üzerinden filan diye. 7-8 kişi amcamın oğlu Ahmet'le beni kıstırdılar bir yerde. İyi bir dayak yedik yani. Sandığımı parçaladılar. Yani fırçalarımı parçaladılar, sandığımı kırdılar. Topladık onları, geldik eve. Amcam ne oldu dedi, dedim böyle. Amcam kızdı. Dedi ben hepsinin ailesine gideceğim, o parayı onlardan o sandığı yaptıracaklar. Bırakmadı. Çünkü ben tartışmalı, kavgaya dönüşebilecek şeyleri hiç sevmiyorum. Çünkü babam hiç sevmezdi. Babam bir kavga olduğunda hep yatıştırmaya çalışırdı. Eğer iki çocuk kavga etmişse ve o çocuklardan biri bensem, kendi çocuğunu döverdi önce. Derdi ki sen niye kavga ediyorsun? O yüzden dayak da yemişimdir babamdan. Kavgayı sevmezdim. Hiç sevmem. Huzursuzluktan bir anlamda nefret ederim. Yani niye huzursuz olsun ki insan? Evet. Birbirlerine saygılı, güzel davrandıkları zaman. O yüzden dedim ki amca yok dedim ben. Yapamam dedim. Yani şimdi gidip bir daha bir kavga edeceğiz. Dayak yemek korkum yok dedim. Çünkü Kars'ta 3 ay dayak yedim çocuklardan dedim. Yani okula gidip gelirken dayak yiyordum. Ve harçlığımı alıyorlardı elimde. Bir inşaatta kıstırıyorlardı filan. Sonra amca teyzemin oğlunun haberi oldu. Tam tersine ikinci dönemde hep bana aldıkları paraları getirdiler filan. O da başka bir hikaye. Dedim dayaktan korkmuyorum da huzursuzluğu olacağız yani. Eve geleceğim siz diyeceksiniz yine mi sıkıntı oldu. Evet. Onun için boyacılığı bırakayım dedim. Bıraktım ama iyi öğrendim 2 ay içerisinde. Boyacılığı iyi öğrendim. Bıraktım. Sonra gittim. Kendime iş buldum tekrar. Lokantada bulaşıkçılığa başladım. Lokantada bulaşıkçılığa? Akşam. Şimdi orada şöyle bir şey vardı. Bir kavşak vardı. O kavşaktan İran'a giden tırlar. Yani her gün onlarca tır dış ticaret seferleri yapardı. Evet. Ve oradaki lokantalar gece gündüz açıktı. Yani 24 saat çalışırdı. Kahvehaneler de öyle. Kamyoncular orada dururdu. Öyle bir lokantada bir bulaşıkçılık işi buldum. Akşam 5'te giriyorum. Gece işte 10'a kadar 5 saat bulaşık yıkayacağım. Adam bir kural koymuştu. Bir kap yemek yiyeceksiniz yani geldiğinizde o akşam saatinde. 2 kap yemek yok. Ben doymuyorum yani. Çorba içiyorum doymuyorum. Fasulye yiyorum doymuyorum. Evet. İkinci kabı yemem lazım. İzin yok. Adam vermiyor izin. Böyle bir kural koymuş. Yani olabilir yani. Saygı duyuyoruz. Hani niye bu kuralı koyma? Ben yok, saygı duymayalım hocam. Çok gaddarca. Vallahi yok böyle yani adam böyle bir şey koymuştu. Evet. Ben dedim ki ya ben paramla yiyeyim. Yani yemeyemden kesin. Usta bilmem ki dedi filan ben yedim yazdılar bir ay. Sonra ücretimi alırken dedim ki benim yemek paralarım vardı dedim onları düşün dedim lokantanın sahibi. Nasıl yani dedi dedim deftere yazılı açtı. Dedi buranın kuralı var bilmiyor musun iki kap yemez. Ben dedim paramla. Hayır dedi bu para meselesi değil. Böyle bir kural var buna uyacaksın dedi. Ben uyamam doyamıyorum dedim. O zaman dedi işine bakacaksın. Allah ben. Allah. Tabii tabii hesabımı kestim çıktım. Ya bir şey demiyorum ben kuralı olan adama kızmam. O kurala göre hareket ederim. Ben kuralsızlık beni rahatsız eder. Yani bir yerde bir kural varsa bakarım ona göre derim ki tamam. Eyvallah. Yani. Evet. Ayrıldım. Yoksa, ama hoşuma gidiyordu biliyor musunuz? Diyordum ki ya iyi bir aşçı olacağım. Hatta ne düşünüyordum biliyor musunuz? Diyordum şimdi evlenirim eşime yemek yaparım falan diye. Hiç unutmam ya o bulaşık yıkarken falan eyvallah. İçimden geçiyordu. Bulaşıkçılık maceram da öyle bitti. Kaldım işsiz. Üçüncü sınıfa böyle geçtim.